2021 yılında Emine Erdoğan'ın ve 5 Haziran'da da 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı ileri biyolojik arıtma olmasına rağmen ve bu o günde bugüne kadar arıtılmadan saniyede 1800 litre kanalizasyon buraya deşarj edilmektedir. Böylesi bir ilkelliği yaşıyoruz. Bu anlamda çok ciddi bir sorun ve arıtma hiçbir gerekçe sunmaksızın ileri biyolojik arıtma çalıştırarak asla bu kirli görüntü olmaması gerekir. Bir başka da buna uygun daha ciddi bir sorun var. Bu sorun da 1970'li yıllarda arıtma yapıldı. Çökertme sistemiyle yapılan bir sistemdi. O da %30 kapasiteyle çalıştı. Bu 2021'de ileri biyolojik arıtma yapılırken bu söküldü. O dönemde Emine Erdoğan dedi hafıza çalışması yapacağız. Hafıza çalışması yapacağız dedikten bir ay sonra hem dip çamuru temizleyeceğiz hem de hafıza çalışması yapacağız. Van Gölü ile ilgili ileri sürdürülebilir kontrollü kullanım alanı ilan ettiler. Şimdi Van Gölü'nün etrafı yaklaşık 430 kilometredir. Bu 430 kilometrenin birçok alan nitelikli alandır. Birçok alan sürdürülebilir kontrollü kullanım alanı olması gerekir. Birçok alan hassas alan olması gerekirken böylesi hiçbir araştırma, hiç bilimsel çalışma yapmadan böyle ilan edildi. Bu da ne demektir? İşte sürdürülebilir kontrollü kullanım. Beni gör, benimle uzlaş, benimle anlaş, ne yaparsan yap. Böylesi bir uygulama yapıldı. Bunun en somut örneği de hemen sürdürülebilir kontrollü kullanım alanı çıkarken Van'ın kayyumu dedi ben işte 66 hektarlık bir alanı imara açmışım. Ben imar uygulamaya devam edeceğim. Bir de bu dip çamurudur. Şimdi üstüne bastığımız şu insan dışkısının çıplak gözle görüldüğü bir noktadayız. Temizlenmesi gereken bir elzemdir, zorunluluktur. Ama Van'da ne yapılıyor? Şöyle derinlemesine 150 metre derinliğinde sağında solunda alınarak hemen bak şu gördüğünüz o tepeler dip çamuru oluşan tepelerdir, dağlardır. Oysa normal olması gereken dünyadaki tekniği bir gemi denizin içerisine gider, orada bir iş makinesinin başına bilgisayar gelir. Nerede dip çamuru olduğu tespit eder, hemen yanında da bir tekne olur. Orada aldığı dip çamuru alır, o tekneye koyar, o teknedeki gelen dip çamuru bertaraf edilmesi gerekir. Ama maalesef buradaki bir algı amaçlı işte dip çamuru temizledik mantığı, bir de işte getirip hemen burnumuzun içerisine dökmesi. Biz yazın sıcakların olmasıyla burada durulmayacak kadar kötü, berbat bir koku var. Bir de en temel sorun burada bir algı amaçlıdır, bir de rant amaçlıdır. Sözde dip çamuru temizleniyor. Biz böylesi bir değere sahip olmamız gerekiyor. Çocuklarımıza, burada yaşayan bütün canlılara, börtüye, böceğe, kurbağa, yılana, kertenkeleye, kuşa, flamingoya, dik kuyrukların burada yaşam hakkı bizimle biraz var, savunları da var. Ama bu yaşam tam balonların yaşamı bitme noktasına gelmiş. Bu da bize gösteriyor ki artık yavaş yavaş buradaki tüm canlı organizmaların yaşama şansının olmadığıdır. İşte Kızılderili diyor ya, bunun etrafında yaklaşık 100'ün üstünde akarsu dere vardır. Bir de Van balığının ayrı bir özelliği var. Van balığı nerede yumurtasını bırakmışsa 2 yıl sonra o yumurta aynı yerde üreme gibi bir duygusu vardır, oraya geçiyor. İşte başta da dediğim gibi bu 100 küsür derelerin çok önemlisinde su yoktur. Kuraklıktan kaynaklı zaten ciddi bir şekilde suyun eksildiğini görüyoruz. Bütün derelerde, akarsularda %50, %60, %70 oranlarında suyun debisinin düştüğü, özellikle Van'da Zernek Barajı, Koçköprü Barajı, Morgedik Barajı, Sarı Mehmet Barajı %30'ların, %20'lerin altına düşmüş su doluluk. Ki Nisan'da Mayıs'ın sonunda olmamıza rağmen, her günde sıkça da yağmur yağmasına rağmen böyle bir durum var ve ciddi bir küresel iklimden kaynaklı ciddi tehditler yaşıyoruz. İşte Van Gölü'nün etrafındayız. Van Gölü'nde bir de kod farkı var. Yani Gevaş'ta Erdiş arasında ciddi bir kod farkı olmasına dolayı özellikle Erdiş-Çelebi Bağ'da baktığımızda yaklaşık 4-5 kilometrelik bir suyun çekildiği. Böyle bir sorun yaşanıyor. Bu suların çekilmesiyle, suyun azalmasıyla Van Gölü kadar değerli olan bir de bizim sazlıklarımız var, sulak alanlarımız var. Böyle parayla, pulla alınmayacak kadar değerli olan bu varlıklarımız
dolgu yapıldı, yol yapıldı, imara açıldı, tarıma açıldı, yok olma noktasına geldi. İşte burada bu sazlıklar hem üreme canlıların, milyonlarca canlının üreme alanıdır, hem bu Van Gölü Havzası içerisinde 253 kuşun yaşam alanıdır, türün yaşam alanıdır, hem de ileri biyolojik arıtma görevli yapan, parayla pulunla alınmayacak değerde olan bir durum, değerlerdir.